İYİ Parti'nin Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, teşkilatta kongre süreçlerinin başlayacağını belirterek, sanılanın ve algılananların aksine önümüzdeki dönem İYİ Parti daha güçlü, daha birleştirici ve daha toparlayıcı, tek vücut halinde ilk seçimlere hazırlanacak dedi. Evet, İYİ Parti Sakarya İl Teşkilatı'ndayız. Merak ediyoruz, Sakarya'da ve Türkiye genelinde değişim nasıl yansıyacak İYİ Parti'de? Evet, geçtiğimiz pazar günü bir kongre gerçekleştirdik. Gerçekten örnek bir kongreydi. 3 tane adayımız vardı. Üçü de birbirinden değerli isimlerdi. Hiçbir problem yaşamadan yeni genel başkanımız Rusalat Dervişoğlu oldu. İYİ Parti'yi büyütmek zorundayız. Biz kadrolarıyla bu ilk günden beri işte sen genel başkanımız, kurucu genel başkanımız Meral Akşener'in de yola çıktığı andan itibaren de kadrolarıyla bana göre Türkiye'nin en iyi siyasi kadrolarına sahip siyasi parti. Halen de öyle. Bizim işte yetkili organlarımız şeyle memleketle alakalı, ilçelerimizle, illerimizle alakalı çok ciddi projelere sahip. Bunları gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Meral Akşener'in görevi bırakma kararıyla da ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Uçak, geçtiğimiz pazar günü örnek bir kongre gerçekleştirdik. Selçuk Kılıçarslan başkanımız kongrede genel idare kurulu üyesi oldu. Yine il başkan yardımcımız Emre Durmaz genel idare kurulu yedek üyesi seçildi. Çok daha iyi ve güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi. Selçuk Kılıçarslan bir önceki dönem il başkanımız, büyükşehir adayımız da genel idare kurulunda Musavat Başkan'ın listesinde oldu. Aynı şekilde il başkan yardımcılarımızdan Emre Durmaz GİK yedek üyesi ve il başkan yardımcımız Duygu Çetinkaya Acar da MDK yedek üyesi olarak görev aldılar. Merkez Disiplin Kurulu. Evet, Merkez Disiplin Kurulu'nda görev aldılar. Güzel bir liste olduğunu düşünüyoruz. Toparlayıcı, birleştirici bir liste olduğunu düşünüyoruz. Şimdi sanılanın aksine ya da algıların aksine önümüzdeki dönem İYİ Parti daha güçlü, daha toparlayıcı, daha birleştirici, tek yumruk halinde önümüzdeki dönem seçimlere hazırlanacak. Başkanımızın da dediği gibi işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok daha iyi, çok daha güçlü bir şekilde İYİ Parti yoluna devam edecek. Sakarya'da bu nasıl yansıyacak? Yeni kadrolaşma ilçelerde yeni teşkilatlar kurma ya da görevden alma girişimler olacak mı başkanım? Şimdi şöyle, bizim mevcutta tabii bazı ilçe başkanlarımız biliyorsunuz ki belediye başkan adayları oldu ya da meclis üyesi adayları oldu. Onlardan devam edecek olanlar olacaktır, devam etmeyecek olanlar olacaktır. Tekrardan teşkilatlarımızı ve yönetimlerimizi duruma göre dizayn edip tekrardan yolumuza Sakarya'da bu şekilde devam edeceğiz. Genel kurul gerçekleşti. Türkiye genelinde bir kongre süreci de başlayacak galiba parti evet. İçerisinde. Bu süreç nasıl işleyecek başkanım? Şimdi bu önümüzdeki yıl içerisinde, 2025 yılı içerisinde gerçekleşecek bir durum. Biz 2022 sanıyorum Kasım aylarında kongrelerimizi başlatmıştık. Ocak 2023'te de ilk kongremizi gerçekleştirmiştik. Tabi bu genel merkezin alacağı bir karar. Nasıl olacağı süreci onlar yönetecekler. Genel merkezimizin aldığı kongre kararlarına uyarak biz de ilçelerimizde daha sonra da ilk kongremizi yaparak yolumuza devam edeceğiz. Evet.